Ben Doktor Orhan Tarçın, gastroenteroloji uzmanıyım. Benim alanım girişimsel gastroenteroloji. Yani safra yolları girişimleri yapmak, safra yollarından taş çekmek veya darlıklara tüp yerleştirmek veya erken evre tümörleri ameliyatsız olarak, endoskopik olarak kazımak. Tabii en önemli konulardan teki erken evre tümörlerin endoskopik olarak tanınması, sonra da endoskopik olarak çıkartılması. Bir kere bunları erken evrede yakalamak durumundayız ki endoskopik olarak ameliyatsız çıkartabilelim. Erken evrede yakalamak için de iki şey yapmak lazım. Bir tanesi sık tarama yapmak lazım. İkincisi de ileri düzey endoskoplar kullanmak gerekir. Şimdi ileri düzey endoskoplardan bahsetmek isterim. Hem yemek borusu, hem mide, hem de kolon için önemlidir ileri düzey endoskoplar. Ama bugün şu anda kolonoskopi yaparken ileri düzey endoskopların faydası nedir? Onu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz normal bir kolon ama sağ tarafta küçük bir polip var. Yaklaşık 2 mm çapında bir polip bu. Normal endoskopla güçlükle görülebiliyor. Ama biz büyüttüğümüz zaman ve aynı zamanda ışık yapısını değiştirdiğimiz zaman, bu lezyona gönderdiğimiz ışığı değiştirdiğimiz zaman çok daha farklı ve çok daha iyi görüntüler alabiliyoruz. Biraz evvel sadece küçük bir çıkıntı şeklinde olan bu polip şimdi çok daha net görülüyor. Büyük ve damarsal yapılarını görüyoruz. Bunun bizim için önemi var mı? Evet. Eğer ki bu polip tübüler dediğimiz bir grup polip ise o zaman bunu veya tübülobülez de olabilir çok geniş çıkartmak zorundayız ki bakın burada damarsal yapılarını gösteren Blue Light Imaging moduna geçiyoruz ve burada polibin damarsal yapılarını çok iyi görüyoruz. Bu polip KUDO sınıflandırmasına göre KUDO 3L yani bu prekanseröz. Yani bu polip tümöre dönebilir. O zaman biz bunu çıkartmalıyız. Ve çıkartırken de geriye bir hücre bile kalmayacak şekilde çıkartmak zorundayız. Polibi incelemeye devam ediyoruz. Evet, damarsal yapıları. Polibin çevresine de bakıyoruz biz. Bu polip biraz evvel beyaz ışık altında ve büyütmeden normal bir kolon mukozasına benzer hafif bir kabarıklık şeklindeydi. Ama bu ileri düzey endoskoplar bize bu polibin ne olduğunu, kimliğini tamamen ortaya koydu. Evet, bu bir tübüler adenom veya tübüler polip. Bıraksak kansere dönecek. Eğer ki öyle olmasaydı basit tip, hiperplastik dediğimiz veya inflamatuar yani iltihabi dediğimiz polipler olsaydı yerinde bırakırdık, çıkartmazdık. Ama artık biliyoruz ki bu bir kanser öncesi polip. O zaman biz bunun altına enjeksiyon yapacağız, yükselteceğiz ve daha sonra da geniş bir şekilde kazıyacağız. Hem polibin çevresinden geniş bir alanı çıkartacağız hem de tabanından. Bir hücre bile bırakmayacağız. Tabii bu ileri düzey endoskoplar sayesinde biz bu polibi karakterize edebiliyoruz. Yani ileri düzey endoskoplar lezyonu, hastalığı karakterize eder. Görülmeyen bazı şeyleri ortaya koyar. Bakın burada polibin komşuluğundaki damarsal yapıları görüyoruz. Altıgen şeklinde bunlar. Ve ortasında foveolalar var. Yani çok erken safhada yeni ortaya çıkan polipleri dahi, var olan polibin komşuluğundaki yeni polipleri dahi bu sistem gösterebiliyor. Ya da inflamatuar bağırsak hastalıklarının, bazı özel kalın bağırsak hastalıklarının erken evrelerini ortaya koyabiliyor. Sonuç olarak biz bu ileri düzey endoskopik sistemle daha fazla polip yakalamaktayız. Polipleri karakterize etmekteyiz. Poliplerin komşuluğunda ki bozulan alanlar genelde poliplerin yakınında olur. Yeni polipler var mı ona bakmaktayız. Ve bu polibin sağlıklı bir şekilde tümüyle uzaklaştırılmasını sağlamaktayız.